Evet. Baba, seni çok seviyorum. Kızım, ben de seni çok seviyorum. Yeni kadarımı hangisini koyalım? Çocuk ben... Boncuk olsun. Hani siz diyordunuz ya hani... Aileler bizim dosyalarımıza bakıyor. Neden biz ailelerin dosyasına bakamıyoruz diye ağlaşıp duruyordunuz ya hani. Şimdi işte bakın, Polyanna yenisini getirecek. Beğendiğiniz aileyle tanışacaksınız. Yaşasın. Artık kendi ailemizi kendimiz mi seçeceğiz? Evet, hiçbir çocuğun sahip olmadığı bir şansa sahip oldunuz şu anda. Söyler misiniz bana ya? Hangi çocuk kendi ailesini seçebilmiş ki? Öyle değil mi? Ha? Hadi bakalım, mektupları okuyun. Fotoğraflara bakın. Ben bunların çocuğu olmak istiyorum deyin yeter ki. Yeter ki düşün yakamdan. Vay canım abi. Cık cık senin sözünü dinlemiş. Bu da Jülfü değil. Bu da Jülfü değil. Bu da değil. Aa, bisikletlere bak. Çok eğlencelilermiş. Sevdin mi? Evet ama Jülfü'ye gideceğim için onlara gidemem. Ya ne Jülfü'sü? Bırak şimdi Jülfü'yi. Hem bak adam gitar da çalıyormuş. Çok eğlenirsin. Ne? Gitar mı çalıyormuş? Bakayım. Hem de klasik gitar. Mektupları nerede? Hem de motor müzik grubu varmış. Ay bana piyano dersi aldırırlar. Ay ben bunlara gideceğim abi. Ailem buldum. Aferin işte bak böyle yapacaksın. Öyle saçma sapan abuk sabuk hayallere kapılmayacaksın. Anlaşıldı mı? Gerçek bu. Bir daha senin ağzından Jülfü falan duymayacağım. Anlaşıldı mı? Ama ben Jülfü'ye gideceğim. Jülfü'nün çocuğu olacağım. Ya onlar televizyonda, televizyonda. Televizyonda olduğu için gerçek hayatta yok onlar. Gerçek bu. Jülfü gerçek. Rol yapıyorlar, rol. Televizyonda olanlar gerçek hayatta yok. Var. Yok. Var. Yok. Var. Onlar hatayla sana yerlet edindiler. Beni de alacaklar. Sen gelsene benimle. Gel, gel, gel. Gel. Bambi. Gel buraya, gel. Gel. Gel şöyle. Bak bakayım ne yazıyor orada. Oku bakayım orayı. Ne yazıyor? Sen oku, ne yazıyor burada? Dizimizin sempatik oyuncuları. Bak gördün mü? Dizimizin diyor. Gerçek değil yani. Oku bak, bunlar oyuncu. Bak ne yazıyor burada? Candan Güngör, Aydın Yılmaz. Gördün mü bak? İsimleri bile farklı. Gerçek değil yani bu. Hayal bunların hepsi. Yalan! Bana bak bana. Bana bak! Ya aşağıda getirdiğim dosyalardan kendine gerçek bir aile seçersin. Ya da benim seçtiğim aileye razı olursun. Bir daha da senden zülüşlü falan duymak istemiyorum. Anladın mı? Anladın mı? Güzel. Siz beni almaya gelince görürüm o. Ay, doğum gününe geç kalıyoruz Bambi. Hadi kalk bak, bir siz eğlenecekler yoksa. Ben de mi geliyorum? Evet, tabii ki. Bir haftadır bugünü bekliyorum ben. Sen ne bekliyorsun biliyorum. Neden bugün bu kadar güzel giyindiğini bilmiyor muyum sanıyorsun ha? Hadi kalk. Pasta yiyeceğiz, çok eğleneceğiz. Ben Canberk ellerimle örgüye matkıyı vereceğim. Hadi hadi. İnşallah pasta çileklidir değil mi abi? Hadi 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 geç kalıyoruz. Korkma ben bunu çıktıktan saklarım.
Uyanınca Toto'ya da bakarım. Hadi. İçeri alıyorum o zaman. Olsun olsun. Alırlar. Eğer seni almazlarsa gitmeyiz. Çok güzel misin? Sen hadi de hadi hadi. Hızlı hızlı. Git şöyle ya. Canım kızım. Burada bak bisikletler fena gözükmüyor. Ama sen yine de dikkat et. Dodo'nun ailesi gibi olmasın. Bilmiyorum Mavi. Ya beğenmezse, yükülerse bana o zaman Toysar ölürüm. Kim? Kadın mı adam mı? Hayır Canberk. Ya sevmezse diyorum Atkı'yı. Kötü mü sence? Zülfü? Ya ben ne diyorum, siz ne diyorsunuz? Biri tutturmuş Zülfü, Zülfü, Zülfü. Sen diyorsun ki Canberk. Ya mektubu bile tam okumadın. Birazcık akıllanın. Dodo'nun başına neler geldi, görmedin mi? Ama Dodo daha bebek. Bana kötü davranamazlar ki, ben kendimi korurum. Mavi bak, ne olursun şimdi Canberk'in yanında kavga etmeyelim, lütfen. Sen ne bakıyorsun boş boş? Ama Zülfü. Ne Zülfü'ymiş yürü. Canberk nerede acaba? Mam. Hı? Yok yemeyeceğim, sağ ol. Mahir Bey, müsait miydiniz? Evet. Ben çocukları merak ettim de dosyalara bakabildiler mi diye soracaktım. Ben de sizi arayacaktım Ayşegül Hanım. Bizim Muzi bu aileyle tanışmak istiyor. Bu çifti seveceklerini tahmin etmiştim. Demek Muzi seçti onları. Hemen konuşayım bakalım ne diyecekler. Gerçi ben dosyaları ona göre ayırmaya çalıştım. Sonuçta herkese usulsüz iş öneremem. İşin özünü anlayacak, tamam diyecek çiftleri seçtim ama yine de belli olmaz. Bir şey mi oldu? Bugün gelebilirler mi? Tamam, ben bir Mozi ile de konuşayım o zaman. Yok, Mozi yok. Yaş gününe gitti. Öyle mi? Hay Allah. Tamam. Yani sonuçta Zeynep'in durumuna düşmeyecektir. Uzun süredir burada. Tamam, ben konuşayım o zaman, haber veririm. Ayşegül Hanım. Yetim büyüdüm diye yetim kalmak zorunda değilsiniz. Evet. Hayatınızı kendiniz gibi çocuklara adamanız hayran olmayacak bir şey ama... tüm hayatınızı onlara verirseniz size bir şey kalmaz. Nereden çıkardınız şimdi bunu? Ben gayet iyiyim. Dosyaları telefonla sorabilirdiniz.
Oysa hafta sonunda buraya gelmeyi tercih ettiniz. Kendinize bir hayat kurun. Yoksa tükenirsiniz Ayşegül Hanım. Sizin gibi mi? Beni kendinize bir tutmayın. Neden sizin de farkınız var? İyi günler Ayşegül Hanım. Pardon. Merhaba yani Canberk. Geldiğiniz için çok sevindim. Davetimi kabul ettiğiniz için teşekkürler Mavi. Rica ederim. Biz de sana doğduğun için teşekkür ederiz. Yani iyi ki doğdun Canberk. Ben sana bir şey verecektim. Canberk, hadi gel hediyemi vereceğim. Ama ben verecektim. Arkadaşlar, bu Canberk'e ilk hediyem. Sonra bir tane daha var. Annemle beraber aldık. En güzel kumaşmış bu. Öyle dedi annem. Sevdin mi? Annemle beraber aldık. En güzel kumaşmış bu. Öyle dedi. Sen hediyeni versene. Gıcık nasıl itele. Yok. Ben vazgeçtim. Vermeyeceğim. Neymiş o? Elif Naz'ın hediyesine baksana. Bu kadar pahalı bir şey. Benimkini beğenmez artık. Seninkini beğenmiyorsa sen de onu beğenme. Hem sen bunu elinde örmedin mi? O satın alanından daha değerli bu. Yok yok kalsın. Boşver pek güzel olmadı zaten. İkinci hediyemde. Eve giriyoruz arkadaşlar. Canberk'e piyano çalacağım. Hadi gidelim. Piyano mu dedi o? Canberk'in piyanosu mu varmış? Hem yakışıklı, hem çok nazik, hem de piyanosu var. Ay bayılacağım galiba, gel. Yavaş kızım, yavaş. Şeye bak. Şimdi senin nasıl çaldığını görünce kafayı yiyecek. Ben çalamam. Neymiş o? Sen ondan 10.000 kat daha iyi çalarsın. Benim eski piyanomun aynısı Mavi. Babamın bana aldığı piyano. Ne olmuş öyleyse? Eğer tuşlarını dokunursam babamı özlerim. Dayanamayacak kadar çok özlerim. Thank you.
misiniz? Tatlım, sen nasıl girdin içeri? Benim için mi geldiniz? Amacıkçığa dosya vermeniz şart. Siz Jülfü dosyası verince ben hemen sizi seçeceğim. Bizi birine mi benzetti acaba? Canım, sen bizi birine mi benzettin? Hayır, siz Jülfü'siniz. Sen Fikriye'sin, sen de Jülfü'sün. Yok tatlım, benim adım Öykü. Bu abinin adı da Ömer. O söylediğin kişileri tanımıyoruz biz. Hı? Başkasına benzettin bizi. Başkasına benzettin bizi. Ama siz? Acaba bizden önce oturanları mı soruyorsun? Biz yeni taşındık bu eve. Tatlım, senin annen baban nerede? Hangi evde oturuyorsunuz? İyi misin? Sen kayıp mı oldun yoksa? Korkma, biz buluruz aileni. Sen iyi misin? Bir şey söyle. Ömer, dur! Bir şey yap! Ya çocuk bayıldı. Bir şey oldu. Ne oldu? Koltuğa koyalım hemen. Koy. Tatlım, anlamıyorum Ahmet. Git ailesini bul çocuğun. Ailesi kim? Nerede? Bilmiyorum. Sokaktan geldi. Kurşun. Gerekirse kapı sorun, hadi. Bravo. Öğretmenleri piyano çalabildiğini söylemişsin. Annem bana anlattı. Evet, hem de senden 10.000 kat daha iyi çalıyor. Ben de inandım. Siz yetimhanede yaşamıyor musunuz? Eviniz bile yokmuş. Hırsızlık yaparken de öyle bir yalan söylemiş. Piyano çalıyordum demiş. Elif Naz kızım. Öyle değil mi ama? Mavi, yapma. Yapma. Bahçeye dönebiliriz Cemal. Burada işimiz bitti. Bir artık çal şu piyanoyu. Bize hırsız demelerine izin mi vereceksin? Mavi, ben babamı özlemeye dayanamam. Hani o adam senin yüzünü bile görmek istemiyordu? Seni nasıl kovaladığını anlatmadın mı bana? Hani onu terk etmiştin? Hani artık üzülmeyecektin? Yalandı değil mi? Hepsi yalandı. Unutmadın hala babanı. Hayır. Ben unuttum. Sadece... Hala seviyorsun ama babanı. Seni istemeyen o adamı istiyorsun. Yoksa ne biçim çalardın? Onu aklına bile getirmezdin ve o gıcık kızı gününü gösterirdin. Thank you.
Melisa. Hayır. Bırak. Niye vermiyorsun ki? Usandın mı? Aa, örgü örmüş. Şuna bakın. Bir şey alacak parası yok tabii. Yettin kızım sen. Çekil çocuğunu kızım. Kızım terbiyesiz. Çekil çocuğunu kızım. Alın şunu. Çekil çekil. Çekil. Ben seni paralarım. Başlık ocaksız terbiyesiz. Asıl senin kızın terbiyesiz. Dokunma bana. Defol. Çocuk burada. Nasıl çocuk? Çocuk işte. Kalk. İyi misin? Bir şeyin var mı? Buzi. Buzi dur ne olur. Buzi bekle ne olur. Buzi ağlama ne olur. Rezil oldum abi. Rezil oldum. Şey içeride olanlar için hazırlarım. Hediyeni çok beğendim. Teşekkür ederim. Gerçekten mi? Hı-hı. Havaları iyice soyunca kullanacağım. Elif Naz bence de çok terbiyesiz biri. Onun için bana küsmezsiniz değil mi? Küsmeyiz. Çok teşekkürler. Çok iyisiniz. Yine kusura bakmayın içeride olanlar için. Bambi nerede? İyi misin cimcime? Ayıldın mı? Çok korkuttun bizi. Dur, yavaş. Yavaş. Ne? Adını biliyoruz, ne aileni biliyoruz. Geldin bayıldın öyle. Adın ne senin? Söyle bakayım. Bambi. Demek adın Bambi. Bambiciğim hadi artık seni evine götürelim. Tarif edersin bize olur mu? Ben kendim giderim. Aa, olmaz ama aklımız sende kalır. Sağ salim ailene teslim edelim. Hadi Öykü. Dur telefonumu alayım da lazım olur şimdi. Sen niye o kadar üzüldün bakayım cimcime? Kimi arıyordun bu evde? Şeker alemi. Ama anladım artık. Bunlar gerçek değil. Çok da yanlış bir yere gelmemişsin üzülme. Biz de şeker bir aileyiz değil mi hayatım? Eminim onun ailesi de çok şekerdir. Yoksa bu kadar şeker bir kızlara olmazdı. Hadi bir an önce bulalım da hadi. Kalpten gidiyor olabilirler. Hadi. Yavaş. Bambi. Ablaları da onu arıyormuş. Oh. İyi misin? Evet iyi ama çok korkuttu bizi. Demek ablalarısınız. Bir gelebilir misiniz? Tabii. Çok korkuttun bizi. Kardeşiniz şimdi? Bizi başka birileri sandı kızlar. Garip bir isim söylüyordu. Julifi galiba. Gerçekten de çok benziyorsunuz. Onlar olmadığımızı anlayınca çok üzüldü. O yüzden mi bilmiyorum bayıldı birden. Bayıldı mı? Evet. Anne babanıza söyleyin bilgileri olsun. Belki doktora götürürler. Tamam teşekkür ederiz. Biz ilgileniriz kardeşimizle. Rica ederiz. Naci, hastaneye gidiyorum dedim ya. Akşam anca gelirim.
Alo. Alo oğlum. Oğlum. Oğlum dur. Ağlama annem. Oğlum kurban olduğum. Yapma bak, vurma kendine. Tamam Naci. Tamam tamam kızma, geliyorum ben hemen. Abi, yemeğini yedirdim, sütü de içti. Şimdi odasında oynuyor. Sağ ol, sağ ol. Niye üzgün gibisiniz? Bir şey mi oldu? Bir yerlerini jölef salmış. Sonunda üzüntüden bayılmış işte. Ya. Seninkiler gelecek, hadi hazırlan. Şimdi kızım, hadi. Mavi. Hı. Cık doğruyu söylemiş. Zülfü gerçekten de gerçek değilmiş. Üzülme. Sen de kendi Zülfü'nü bulursun. Onlar kadar iyi, onlar kadar eğlenceli bir aile bulabilirsin. Onlar kadar hiç kimse daha iyi olamaz. Pınar teyzeyi tanısaydın öyle demezdin ama. O kadar iyiler ki. Bence bisikletçiler en iyisi. Sen bu ailenin çocuğu olmalısın Bambi. Kendi ailene onu mu vereceksin yani? Evet, biz kardeş değil miyiz? Hem ki önce Bambi sevmişti onları, ben sonradan çıktım. Bu alet tam sana gelir bak. Evet. Bak bisiklet var, müzik var. Aa bak Deniz de seviyorlarmış. Ya sen bunları boşuna sevmedin. Ah bence de. Bak bir de çok güzel gülüyorlar hani senin gibi. Zülfü görseydi kıskançlıktan çatlardı değil mi? Evet çok kıskanırlardı çok. Ya asıl şeker ailem bunlar be. Hem de öyle sahteden yalandan falan da değil. Gerçekten çok şekerler. İtiraf et işte. Sen de çok istiyorsun onların çocuğu olmayı. Zülfü olmasa çoktan gitmiştin. Bu kadar eğlenceli bir aileyi hayatta kaçırmazdın. Yılbaşında herkes eğlenir ki. Merhaba Mahir Bey. Merhabalar. Buyurun, buyurun. Üst kata geçelim lütfen. Mahir Bey. Biraz yaşından endişeliler. Çok büyük dediler ama bence tanışınca fikirleri değişebilir. Değişir, değişir. Bizim kız çok hevesli, ikna eder onları. Yani olmayacak olsa zaten gelmezlerdi. Şişt Eli, gel buraya gel. Koş! Mozi'yi çağır hemen. Koş! Buyurun, 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 buyurun. Böyle şöyle geçelim, buyurun. Evet. Demek kızımızı sevdiniz. Her çocuk sevilmeyi hak eder. Değil mi? Biz aslında bebek sırasındayız ama durumu öğrenince neden olmasın dedik. Neden olmasın? Biz ikimiz de evlat edinilmiş çocuklarız. O yüzden hem sizi hem Ayşegül Hanım'ı tebrik ederim. Gerçekten çok özel ve kutsal bir şey yapıyorsunuz birlikte. Murat bebekken alınmış. Ama ben aileme kavuştuğumda 5 yaşındaydım. Bugün bu haldeysek bizi alıp öz çocuğu gibi büyüten ailelerimiz sayesinde. Biz de onların bize tanıdığı şansı bizim gibi bir çocuğa tanımak istiyoruz Mahir Bey. Ne güzel düşünmüşsünüz. Bak yara sarmanın böyle güzel yolları varmış. Öyle illa kendini feda etmeye gerek yokmuş. Öyle değil mi Ayşegül Hanım?
Hepimiz bizleri yetiştirip bugünlere getiren insanları örnek alıyoruz tabii. Yani siz de o güzel kalpli ailelerinize örnek almışsınız. Ne mutlu onlara. Ne mutlu, ne mutlu. Çay içer miyiz? Olur. Ne duruyorsun kızım ya? Çıkacak kızacak, hadi seni. Ya tamam dur bir. Hadi sen kendi işine bak. Hadi Bambi sen de oyalanma. Bir dakika. Düşünüyorum. Daha neyi düşünüyorsun Bambi? Sonuçta gerçekten eğlenceliler değil mi? Evet kesinlikle öyle. Bambi. Ama bir dakika. Ben Cıkçak'a nasıl söyleyeceğim? Ay kesin beni öldürecek. Seni değil canım, beni öldürecek. O iş bende. Acaba biz ne zaman yani... Gelir gelir o. Sizin için hazırlanıyordur şimdi. Evet. Mozi'nin estetik algısı çok gelişmiş. Yani sanatçı ruhu var kendisinde. Gel. Merhaba. Ben Mavi. Mozi'nin arkadaşıyım. Mozi'nin ne kadar mızmız, nazlı ve zor bir çocuk olduğunu söylemeye geldim. Gördüğünüz Bambi çok tatlıdır. Tatlılar tatlısı, dünya şekeri bir kızdır. Şu tipe bakın ya. Mavi. Ne yani öyle değil mi? Hem Bambi çok eğlenceli, çok hayalperest ve çok sevimli bir çocuk. Tam size göre. Okumasında biraz sıkıntı var ama onu siz halledersiniz. Hiç de bile. Harfler zıplamayınca okuyor biliyorum ki. Onu yeni ailene anlatırsın artık. Siz kaynaşın. Kusura bakmayın çocuklar kendilerince şaka yapıyorlar herhalde. Hayır şaka değil. Ben sizin çocuğunuz olmak istiyorum. Ne olur beni alın, ne olur. Lütfen. Alın beni lütfen. Çocuğunuz olayım sizin, ne olur. Biraz müsaade eder misiniz? Teşekkür ederim. Affedersiniz. Mavi! Nerede bu Mavi? Bilmiyoruz. Buraya çıkmadı tekrar. Ettiğini sanıyorsun. Mahir Bey bir sakin olun. Nedir mesele nedir? Bana bir anlat. Nedir mesele? Mesele ne? Tamam ne, Mahir ne, Bey. Ne? Bu maskaralık nereden çıktı? Mahir Bey siz şöyle... Ya bir rahat bırakın Ayşegül Hanım. Tamam siz şöyle bir durun. Ben bir konuşayım onunla lütfen. İzin verin ben bir konuşayım. Tamam kızmak da haklısınız ama kızmak da çözemeyeceğiz şimdi değil mi? Mavi'cim neden böyle bir şey yaptınız? Çünkü Bambi'nin o aileye ihtiyacı var. Öyle bile olsa o aile Mozi için geldi değil mi? Çünkü Mozi o aileyi seçti. Bambi daha çok sevmişti onları. Onun hakkıydı aslında. Lütfen kızma ona ne olur. Sen razısın yani. Razıyım. Bambi yoksa vazgeçmeyecek bu hayali karı kocadan. Bırakın gitsin. İyi gelecek Bambi'ye. Hayali karı koca mı? Ne, Jülefi işte. Şeker Alem dizisindeki. Mahir Bey. Ayşegül Hanım.
Biz Bambi ile çok iyi anlaştık ama... Yarın evlerine gidebilir miyim? Bisiklete binecekmişim. Yani Muzi'nin de üzülmesini hiç istemeyiz tabii. Ama nasıl yapsak bilemedik şimdi. Yok yani eğer siz istiyorsanız... Muzi üzülmüyormuş. Öyle değil mi Muzi? Evet üzülmüyor. Gördünüz mü? Bakın. Bence Bambi'yi alabilirsiniz. İsterseniz yarın eve de götürebilirsiniz. Yaşasın! Bambi'cim... O kadar sevinmeyelim. Biz bir kendi aramızda konuşalım mı önce? Kızlar Bambi'yi de alıp yukarı çıksanıza. Hadi. Biz bence hatta bahçede konuşalım. Tabii. Buyurun. Anlaşmanıza çok sevindim ama bence aceleyi getirmeyelim. Sonuçta siz Muzi'ye gelmiştiniz. Bambi'nin hikayesini bilmiyorsunuz. Haklısınız ama çocuk çok istekli. Eğer evlatlıksa bizim için bir sorun olmaz. Evet, koruyucu ailelik istemiyoruz. Tek şartımız evlatlık olması. Öyle öyle merak etmeyin. Zaten anası babası ölmüş. Ama bilmeniz gereken şöyle bir şey var. Bambi'nin annesiyle babası 3 sene önce trafik kazası geçirmişler. Ve cenazeleri bulunamamış. Nasıl yani? Arabaları denize uçmuş, yapılan arama çalışmalarında da bulunamamışlar. Çıkan mahkeme kararıyla gayip oldukları hükmedilmiş. Bunu bilmeniz gerekir diye düşündüm. Yani yaşıyor olabilirler mi? Tam birbirimize alışıp sevmişken çıkıp gelmesinler. Yok öyle bir şey. Olur mu öyle şey? Ya Bambi'nin anası babası kızlarını çok seviyorlarmış. Çok iyi insanlarmış. Yani hayatta olsalardı zaten şimdiye çoktan çıkarlardı. Öyle değil mi? Evet. Çocuklarını çok seven iyi bir ailelermiş. Yani saklanmaları için bir sebep yok. Öyle değil mi? Öyle. Öyle. O zaman yarın sabah görüşmek üzere. Tabii ki. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen niye illa iş yokuşa sürüyorsun? Ha? Onca maskaralar tamam demişler. İlla bir çapan oğlu sokacaksın değil mi akıllarına? Çapan oğlu değil o. Bilmeleri gereken gerçekler. Bilmeleri gereken gerçekler. Senin derdin benimle. Çocuğu azarlayacağım araya giriyorsun. Vereceğim taş koyuyorsun. İşin gücün bana zıt gitmek. Benim işim çocuklar için doğru olanı yapmak. Onları kuş yemi gibi saçmanıza da onlara bağırmanıza da izin vermeyeceğim. Buna alışsanız iyi edersiniz. Bu arada ben hayatımı çocuklar adamaktan gayet memnunum Mahir Bey. Başka bir hayat kurmaya ihtiyacım yok. İyi kurma o zaman. Zaten kim katlanır ki sana? Heh, söyleyene bak. Acaba sizin gibi huysuza hangi kadın katlanır çok merak ediyorum. Ay canına. Daha önce kimse cip cika bağırmamıştı. Kadınlar deli gibi korkuyordu ondan. Bence Ayşegül abla çok iyi bir abla. Hadi yürü oldu. Tarık'ta üçümüz bisikletle parkta gezecekmişiz. Hem de bisikletimin sepetini istediğim kadar çilek şekerle doldurabilirmişim. Oo, sevdin yani aileyi. Hı hı. Onların çocuğu olacaksın değil mi? Evet. Adamın duvarlarına çilek resimleri çizeceğiz. Sonra gece uyumadan önce yanıma yatıp masal okuyacaklar. Pamuk Prenses 7 cücelere dönüp... Hepiniz ne kadar iyi kalplisiniz. Bana evinizi açtığınız için hepinize teşekkür ederim demiş. Masaldaki cadıdan korktuğum için... Annem bana ninni söyleyecek. Ses öyle tatlı ki... Bitmesin diye uyumak istemeyeceğim hiç. Benim annem... Güzel annem, beni al kollarına. Kucağında okşa beni, ninniler söyle bana. Küçücükken başucumda bana ninni söylerdin. Sabahları uyanınca beni okşar severdin.
Mis kokulu bebeğim benim. Annesinin çiçeği. Anneciğim, yine bir daha söyle. Ben uyana kadar hep söyle. Kendi annesi mi yine söylüyormuş? Hayır, hayal görüyor sadece. Ama Mavi'cim belki kendi annesiyle yaşadı. Hayır, hayır dedim. Sadece hayal kuruyor. İşinize bakın. Sessiz olun, uyusun. Neredesin be kadın? Neredesin? Nereden çıktı bu İstanbullular hastanelere gitmek? Ya buranın hastaneleri krana mı girdi? Naci, çocuk için raporu çıkmadı. Bir de orada uğraş dediler. Kafasını vurdu yine. Vurdu kafasını duvarlara gene. Vallahi bazen burama kadar geliyor. Kendimi zor tutuyorum ha. Tamam Naci, tamam. Annem. 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 Kaldır bakayım başını. Dur bakayım başını. Tamam oğlum. Şşş. Gel. Gel oğlum, tamam. Şşş. Gel. Gel hadi oğlum. Gel. Şşş. 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 Tamam. Şşş, sakin. Tamam. Tamam oğlum, tamam bir tanem. Bekle beni, tamam mı? Ben bir kolonya alıp geleceğim, tamam mı? Bekle beni. Oğlum. Anneciğim. İzin ver sileyim ha. Sen gittin. Senin için gittim oğlum, sana ilaç almak için. Yoksa hiç gider miyim? Sen benim canımsın. Annemsin, hayatımın anlamısın. İzin ver sileyim. Tamam. Banyoda. Ya kızım zaten iki saatliğine gidip geleceksin. Yatacak kalmıyorsun. Olsun, ellerimi yıkayacağım ya. Ya Bambi de benim gibi olursa? Ne olmuş sana? Ben Pınar teyzelere gittiğimde çok mutlu olmuştum. Ama çok mutlu olunca üzgün gibi oldum. Çünkü aklıma annem geldi. Onun aklına gelmez. Bambi annesini babasını hatırlamıyor çünkü. Hatırlamıyor mu? Neden? Onlar öldüklerinde çok mu küçükmüş? Sus, sus! Neyse, ne sana ne? Bir daha babamın annesi babasıyla ilgili hiçbir şey söyleme, duydun mu? Tamam. Sakın. Geldiler, geldiler. Hazır mısın peki Bambi? Hazırım, hem de aşırı çok hazırım. Hadi. Çocuklar gelir şimdi, heyecanlılardır muhtemelen. Günaydın. Günaydın abi. Günaydın. Çantanı ben alırım, sen hiç yorulma. Saat 5'te bekliyoruz sizi. Bambiciğim, herhangi bir sebepten daha erken dönmek istersen Şermin Hanımlara söyle, onlar bizi arayacaklar, tamam mı? Tamam. Tamam, görüşürüz. Hadi gel, görüşmek üzere. Bence çok mutlu olacaklar. Senin sayende. Yaptığın çok büyük bir fedakarlıktı. Teşekkür ederim. O kadar da değil. Her ne kadar yönteminizi onaylamasam da senin de arkadaşın için çabalaman çok büyük bir şeydi Mavi.
Siz çok iyi çocuklarsınız. Hadi ekmek alınacak, hadi. Hayalet'in işi var. Gidin ekmek alın, bir işe yarayın. Hadi. Bu yuva benim Pollyanna. Bu yuvanın müdürü de benim. Olabilir. Ben de onların memurlarıyım. Birazcık övmeye hakkım yok mu yani? Yok. Onları yönetmek benim işim. Ben böyle yüz versem başıma neler gelecek haberin var mı senin? İnsanı madara eder be bunlar. Doğru. İyi ki yüz vermiyorsunuz da sizi parmaklarında oynatamıyorlar Mahir Bey. Kafalarına göre ailenin karşısında çıkıp sizi madara etmiyorlar yani. Haklısınız. Bakın, onlara bağırıp çağırıp onları korkutabilirsiniz ama sevgi ve güvenlerini kazanamazsınız. Çok biliyorsun sen. Çok biliyorum. Sen ne bakıyorsun? Hiç. Hadi yürü gidiyoruz. Hadi sen de, sen de. Küçük adam. Hadi düş önüme, hadi. Nereye? Sana hesap vereceğim ben. Hadi bakalım. Ya sen her şeyi niye öyle kızdın? Bambi'nin özelliğini sorunca hani. Bu boş ver. Ya ama merak ediyorum. Bambi gerçekten hatırlamıyor mu onları? Gerçi ben onlardan bahsettiğini hiç duymadım. Ama ben geldiğimden beri sadece Hülfi'yi de sayıklıyor. Senin tacın nerede? Çıkarken başındaydı. Bakalım düştü yoksa? Bekle beni, ben hemen geliyorum. Bekleyemem canım, kendin gelirsin. Ya bekle. Merhaba abi. Senin ne işin var burada? Şey, İngilizce öğretmenim de benim bu sokakta da ona gelmiştim. Şey, oturabilir miyim? Otur. Mavi, dün Mozi'yi koruman çok cesurca. Çok güzel bir davranıştı yani. Gıcıklığınızı dönmem mi? Evet. Bence sen çok güçlü, çok cesur bir kızsın. Mavi. Ben sana hayranım. Benim kız arkadaşım olur musun? Kaldırıma dikkat et. Ne kadar çok. Ne kadar güzeller. Çok güzel. Küçük hanım, bunlara büyüyünce binersin. Gel senin yaşına göre olanlara bakalım biz. Gel gel gel. Pembe. Bir bakışta en güzelini gördüm. Rengine bayıldın değil mi? Evet, pembe benim en sevdiğim renktir. Çilek de en sevdiğim meyvedir. Öyle mi? O zaman bu en sevdiğin renkteki bisiklet artık senin. Benim mi? Evet, senin. Sırf mı benim? Yani sadece benim mi? Sıra beklemeden istediğim kadar binebilir miyim? Evet, sadece sırf senin. İstersen günlerce binmeyebilirsin, istersen üstünden hiç inmeyebilirsin. Kimse sana karışamaz, tamam mı? Yaşasın! Hadi, şimdi evimize gidelim. Orayı da gör. Yemekten sonra parka gideriz, bisiklet binersin. Evim mi? Ama bu
Burası çok güzel. Evet ama bil bakalım evimiz nerede? Yukarıda mı? Evet küçük hanım. Canımız istediği anda, bisikletleri özlediğimiz anda buraya geri dönebiliriz. Hadi bakalım gel. Atla sırtıma. Gel bakalım. Hoppa! Çekilin yoldan. Bambi geliyor. Anıl biz yukarı çıkıyoruz. Gel bakalım. Hoş geldin. Hoppa! Misin tatlım? Daha farklı bir yer mi bekliyordun? Hoşuna gitmedi mi? Hoşuma gitti. Ben biliyorum niye öyle şaşırdığını. Bunu gördün değil mi sen? Ha? Ben bunun adını biliyorum. Klasik gitar bu. Vay canına, doğru. Madem ismini biliyorsun güzel bir konser hak ettin küçük hanım. Geç bakalım karşıma. Konser dinlerken saçlarını tarayalım mı? İster misin? Senin için yeni tokalar da var hep. Pembe de var. Çilek de var. Bunları takalım. Evet. Hadi gel takalım. Otur şöyle. Hadi bakalım. Rüzgar esti, dal sallandı, sincaplar saklandı. Rüzgar esti, dal sallandı, sincaplar saklandı. Dalda birkaç yaprak kaldı, her taraf sarardı. Dalda birkaç yaprak kaldı, her taraf sarardı. Neşe palamutu, iki neşe palamutu, üç neşe palamutu zıplıyor. Hadi hep birlikte Bambi Hanım sesiniz duyalım. Bir neşe palamutu, iki neşe palamutu, üç neşe palamutu zıplıyor. Bir neşe palamutu, iki neşe palamutu, üç neşe palamutu zıplıyor. Bir neşe palamutu, iki neşe palamutu, üç neşe palamutu. Bambi oraya biz gönderdik hayalet. Ama ya onlar da Dodo'nun ailesi gibi kötü çıkarsa? Muz sen nerede kaldın ya? Orada iki saat bekledim gelmedin. Tacını bulamadın mı? Bulamadım. Planlıyorum. Aman ya. Sakın Çeker ailemi izleyeceğim deme. Bir daha Jülif'i görürsem kusacağım ya. Gerçekten. Beğenmiyorsan oraya gidebilirsin. Ben açtım çünkü benim canım izlemek istiyor. Aa pardon. Bize ne istememiz gerektiğini sen söylüyordun değil mi? Muzi. Sen tacını bulamadın diye mi bu kadar heyheylendin? Üzülme. Yenisini alırız. Olmadı. Kendimiz ararız. Muzi. Ya ben sadece şaka yaptım. Niye bu kadar kızdı ki? Fotoğraflarımızda aşırı eğlenceliydik. Ah! Nasıl yani? Gerçekte o kadar eğlenceli değil miyiz yoksa? Çok komiksin.
Evet ama yemekler konuluncaya kadar. Sofrada saygıyla oturmazsak günah olur. Yemeğimiz bitince pembe bisikleti de alıp parka gideriz. Sonra da istediğimiz kadar eğlenebiliriz. Güzelim. Köfteyle pilavı çok seviyorum demiştin. Kokusu mu hoşuna gitmedi? Bir tadına bak, beğenmezsen başka bir şey yaparız. Hadi. İlk ısırık benden olsun. Sonra söz veriyorum, beğenmezsen ısrar etmeyeceğim. Pilav da ye. Bak annen ne güzel yapmış. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bambi. Bambi duyuyor musun? Güzelim. Lütfen cevap ver, korkutma bizi. Bambi. Şaka yapıyorsun değil mi bize Bambi? Bambi'cim. Bambi iyi misin? Bambi duyuyor musun? Bambi, Bambi uyan. Bambi. Bambi. Bambi uyan. Canım Bambi. Bambi uyan. Bambi. Ne oldu böyle ya? Çabuk Ayşegül Hanım'ı ara hemen. Çabuk. Çabuk. Anahtarı da al. Canım. Bambi. Yalnız dikkat et düşmesin, tamam mı? İyi tut. Bunlar da beni kardeş kardeş beklediğiniz için. Sen de. İstemiyorum. Sen alırsın, sonra beraber yersiniz onu. Teşekkür ederiz, iyi günler. İyi günler. Güle güle. Merhaba Gülay Hanım, nasılsınız? Ah, hoş geldiniz. Ne verdi ona? Kimdi o? Kimdi o? Kim o? Bilmem. Ne demek bilmem? Ben niye gönderdim sizi? Niye gönderdim oraya? Ne verdi ona? Çiçek değil mi o? Evet, çiçek. Niye sana çiçek verir ki? Acil mi? Evet. Hangi hastane? Hemen geliyorum çocukları bırakıp. Hemen. Emniyet kemerini bağla hemen. Ne oldu? Çocuk nerede? İçeride. Doktor muayene ediyor şimdi. Aile nerede? Ne yapmışlar çocuğa? Dövmüşler mi? Vurmuşlar mı? Ne yapmışlar? Ne dövmesi Mahir Bey? Yemek yiyorlarmış, birden bayılmış. Onlardan olduğunu anlamamışlar.
Aile de perişan haldeydi. Ya hiç kimse durduk yerde bayılmaz Ayşegül Hanım. Muhakkak bir şey yaptılar ki çocuğu hastanelik ettiler. Hani nerede ne kadar manyak varsa hepsini topladınız başıma Ayşegül Hanım. Siz hiç doktorlara bakmıyor musunuz ya? Bunların ha? Dişine, tırnağına, onsuna, busuna. Ha, doktor bey, kızımız nasıl? Endişelenecek herhangi bir durum yok. Testleri normal. Fiziksel hiçbir sorun görünmüyor. Niye bayılmış o zaman? Psikolojik olduğunu düşünüyoruz. Hafif bir sakinleştirici verdik. Bir müddet dinlensin. Sonra götürebilirsiniz. Ama herhangi bir şikayet olursa mutlaka çocuk psikiyatrisine randevu alın. Tamam, teşekkürler. Geçmiş olsun. Mahir Bey, Mahir Bey ne yapıyorsunuz? Ya en azından uyanmasını bekleseydik. Taşı görelim, yatağında uyanır. Siz eşyalarını toparlayın, gerekli işlemleri yapın, arabaya gelin. Biz arabada sizi bekleyeceğiz. Gözlüğü almayı unutmayın. Hemşire Hanım, bir bakar mısınız? Hastanedeki kimse söylemedi mi? Ya Bambi'ye bir şey olduysa? Bilmiyorum abi, sormadım ki. Çık çık çok sinirliydi. Bizi yuvanın önünde indirip gitti. Geldiler. Bambi! 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 Bambi'nin nesi var? Ne oldu Bambi'ye? Bambi! Tamam, sakin. Bambi! Korkacak bir şey yok kızlar. Bambi! Bambi, Şermin Hanımlar da fenalaşmış biraz. Bambi! Bambi! Yürü! Geç hadi, geçin, geçin. Dodo, geç içeri. İçeri geç. Dudu gibi mi olmuş? Kötü mü davranmışlar ona? Hayır, onlar hiçbir şey yapmamışlar. Merak etmeyin. Bambi biraz fazla heyecanlanmış ama şimdi iyi. Biraz uyusun, kendine gelecek. Siz başında bekleyin. Mahir Bey. Mahir Bey, bir sakin olur musunuz lütfen? Olamam Ayşegül Hanım. Artık olamam. Ya kimi gönderdiysem ayılıp bayılıp geri geldi. Ya biz seçiyoruz aileleri, olmuyor. Onlar seçiyor, yine olmuyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence sizin seçtiğiniz ailelerin hepsi manyak. Yani çocuklara işkence ediyorlar bayıltana kadar. Şermin Hanım'la Murat Bey gayet düzgün insanlar. Ailelerin hepsini titizlikle seçtim ben. İşimi düzgün yapmamakla itham edemezsiniz. Yani bunların hepsi şımarıklık, öyle mi yani? Ya yapmayın Allah aşkına Mahir Bey. Kimse şımarıklıktan bayılmaz. Psikoloji bilimine karşı kör olduğunu biliyorum ama... Ben size bir şey söyleyeyim mi Ayşegül Hanım? Bütün bunların hepsini siz yaptınız. Bu çocukları bu hale getiren sizsiniz. Ben size söyledim. Bu çocuklara yüz vermeye gelmez dedim. Bak, canı bir şey istemeyen ayılıp bayılmaya başladı bile. Zülfü yüzünden yaptın değil mi? Vazgeçmedin ondan. Aileye gitmemek için numara yapıyorsun. Şımarıklık yapıyorsun. Hayır. Doğruyu söyle. Mavi, benim annemle babam nerede? Nereden çıktı şimdi bu? Benim annemle babam vardı. Onlar beni çok seviyordu. Ben onları unuttum. Ben çok kötü bir çocuğum. Annemle babam nerede benim? Sen onları unutman gerektiği için unuttun. Yine unut. Ama ben unutmak istemiyorum. Hatırlamak istiyorum. Nerede annemle babam benim? Nereye gittiler? Bilmiyorum neredeler. Boş ver onları Bambi. Nereye gittilerse gittiler. Sen kendine yeni aileni buldun artık. Bulmadım. Annemle babam bir yere gittiler. Geri gelecekler. Bir yere gittiler. Gittiler. Anne,
Kim? Canım kızım benim. Baba, gitme. Çalışmaya gidiyoruz İstanbul'a anneciğim. Geri geleceğiz. Para kazanmamız lazım, tamam mı kızım? Çalışınca çok paramız olacak. Kendi evimizi alacağız. O zaman bir daha gitmeyeceğiz. Hep burada kalacağız. Hem sana elbiseler alacağız, oyuncaklar alacağız. İstediğin her şeyi alacağız. Bir daha hiç gitmeyecek misiniz? Gitmeyeceğiz bir tanem. Hadi sil şu güzel gözlerini. Biz kokulu bebeğim benim. Annesinin çiçeği. Güzel kızım benim. Bir tanem. Görüşürüz çiçeğim. Bambi. Annemle babam para kazanmaya gittiler. Bize ev alacaklar. Ama ben onları unuttum Mavi. Çalışmaya gitmişlerdi ama ben onları unuttum. Sen onları unuttuğun için mutlusun Bambi. Eğer onları unutmazsan mutsuz olursun. Yalnız kalırsın. Mutsuz mu olmak istiyorsun? Yalnız mı kalmak istiyorsun Bambi? Sen de hepimiz gibi eski aileni unutacaksın. Yeter. Sus artık ya. Görmüyor musun Bambi üzülüyor. Birilerini üzmek senin ne hoşuna gidiyor? Niye bu kadar kötüsün ki? Herkes sana hayran diye kendi bir şey sanıyorsun. Mavi çok akıllı, Mavi çok güçlü, Mavi her şeyi bilir. Niye biz eski halimizi unutmak istemiyorsak? Kendi halimizi düşünme hakkımız yok mu bizim? Senden izin almak zorunda değiliz, tamam mı? Bize bağırıp çağırmandan, bize ne yapacağımı söylemenden bıktım. Özür dilerim Mose. Sen bana aileni verdin ama ben o aileye gidemem. Kendi aileme bekleyeceğim. Bambi, hayır bak lütfen. Yapma ne olur. Gidin, hepiniz gidin. Sen de git, gidin hepiniz gidin. Sen de git, hepiniz gidin. Git. Gidin. Bambi dur. Of. Anne. Özür dilerim anne. Bir daha sana hiç mahit unutmayacağım. Yemin ederim lütfen geri gelin. Bambi aç kapıyı. Al işte. Hepsi senin yüzünden. Mose, Mavi'ye neden öyle kötü şeyler söyledin? Yalan mı söyledim? Sen de anneni unutmaya zorlamadı mı? Ne bağırışıyorsunuz öyle? Derdiniz de sizin. Ya siz niye bağırıştınız yukarıda? Mavi Bambi'yi zorla uyandırıp pazarlamaya başladı. O da bizi odadan kovdu. Mavi? Bambi annesiyle babasını hatırlamış. Onun için onları bekleyecekmiş. Bisikletçiliğe gitmeyecekmiş. Neyini bekleyecekmiş? Onun anası babası öldü. Neyini bekleyecekmiş? Bambi öldüklerine inanmıyor. Nasıl inanmıyor? Benim yüzümden. Benim yüzümden hala hayatta olduklarını sanıyor. Bambi ilk geldiğinde buraya çok üzgündü. Hiçbir şey yemiyordu. Hiçbir şey içmiyordu. Hep ağlıyordu.
Hadi bakalım. Hadi. Ağlasan da sızlasan da onlar geri gelmeyecekler. Hadi sen yemeğini ye. Yemeğini ye ki hastalık çıkarma başıma. Gelecek. Ya gelmeyecekler işte. Cennete giden anne babalar geri gelmezler. Hayır, annem ve babam para kazanmaya gittiler. El alıp gelecekler. Gelmeyecekler. Gelecekler. Ya gelmeyecekler. Gelecekler. Gelmeyecekler. Gelecekler. Ya yemezsen yeme o zaman ya. Nasıl olsa yersin. Allah Allah. Sonra konuşmayı da bıraktı. Su bile içmedi. Ölmesinden korktum. Ve mutlu olsun diye ona inanmış gibi yaptım. Çiçek. Çiçek. Annenle babam para kazanmaya gitmişler ya. Ev alınca döneceklermiş hani. Ama o evi almak çok para biliyor musun? Bu yüzden gelmeleri biraz uzun sürebilir. İşte ailelerimiz bizi buraya bu yüzden bırakıyor. Onları beklerken güzel bir ailemiz olsun diye. Onlar bizim ailemiz olduğunda çok sevinirler. Çünkü bize iyi bakıldığını ve hasta olmadığımızı bilirler. Onları beklememiz için çok güzel bir aile bulmamız lazım, değil mi? Evet. Ekmek ister misin? O zaman ilk defa gülümsedi. İlk defa yemek yedi. Bana inanıp aile aramaya başladı. Ve Julfi'yi buldu. Onlara kapılıp ailesini beklemeyi unuttu. Ama öldüklerine hiç inanmadı. Mavi'nin işleri işte. Mavi. Canım sen o an arkadaşın için en doğru şeyi yapmışsın. Kendini suçlama. Ama sorunlarımızı çözmeyip onları yok sayarsak büyürler. Şu an Bambi'nin yaşadığı da bu. O yüzden onların öldüğünü kabullenmesi için bir yol bulmalıyız. Mezarlarına götürsek olmaz mı? Olmaz. Niye? Niye? Mezarları olmadığı için. Kaza yaptıklarında arabaları denize uçmuş ve annesiyle babasını hiç bulamamışlar. Sağ olun Şermin Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok üzüldüler. Madem çocuk hazır değil, hiç zorlamayalım diyorlar. Vazgeçtiler yani. Anlayış gösterdiklerine şükredelim Mahir Bey. Ailelerinde duyguları var. Onlar da üzülüyorlar. Serçe'nin ailesi de aynı şeyi yaşadı. Ben bugüne kadar 89 tane çocuğa aile buldum. Hepsi de iyi ailelerdi. Çocukların hepsi de mutlu oldu ama bu son 10 tanesi. Lanet gibi ya. Bir türlü veremiyorum. Giden geri geliyor, giden geri geliyor. Son 10 mu? O ne demek? Ben bu panoyu ve tesbihi hiç anlamamıştım. Bu söylediklerinizin o şeylerle alakası var mı?
Yok öyle bir şey. Kurcalamayın siz de Ayşegül Hanım. Hadi geç oldu. Hadi evinize gidin artık haydi. Yatın uyuyun. Bambi'ye ne yapmamız gerektiğini konuşalım gideceğim. Mavi'ye de tabii. O da kendini suçluyor. Yok Mavi'ye bir şey olmaz. Demir gibi kızdır. Halleder o kendi kendini. Mavi. Hı. Ya Bambi doğruyu söylüyorsa? Ne? Yani Bambi'nin annesiyle babası yaşıyorsa gerçekten. Çık çık öldü dedi ya. Duymadın mı? Ama o zaman neden bulamamışlar? Belki yaşıyorlardır. Belki benim annem gibi ondan kurtulmak için yalan uydurmuşlardır. Niye böyle bir şey yapsınlar ki? Bilmem. Sen demedin mi büyükler garip garip şeyler yapar diye? Bilmem neymiş de. Utanmıyorsun değil mi koskoca kadın yalan söylemeye? Çok içim yanıyor Naci. Garibim bir başına bıraktık oralarda öyle. Bir kap yemek, bir hırkalık yükü mü fazla geldi? Gidip yaranı deşiyorsun be kadın. Ben boşuna yasak etmedim sana ona gitmen. Başkasının çocuğuna sahip çıkacağım diye kendi oğlumdan mı vazgeçeyim ha? Aklın alıyor mu? Bizim derdimiz bize yeter zaten. Onun da bahtı kaderi açık olur inşallah. Rica ediyorum Bambi'nin üstüne gitmeyin. Ben sabah bir uzmanla konuşup ona yardım etmenin bir yolunu bulacağım. Ya ama yeter ama Ayşegül Hanım. Böyle çocuk tembihler gibi defalarca. Yeter ama. Hayır siz bir şey hemen böyle kabul edince benim için huzursuz oluyor. Ya he diyoruz olmuyor, hayır diyoruz olmuyor. Yani huzursuzluk çıkarmaya bahane arıyorsunuz Ayşegül Hanım. Hadi gidin yatın. Hadi. Allah rahatlık versin. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Bambi'ye gidiyor. Farkındayım, koş. Sen kalk bakayım Ayet, kalk. Kalk. Senin annenle baban çok çalışkan insanlarmış. İkisi beraber işe giderken arabaları yoldan çıkmış, kaza yapmış. İkisi de kazada ölmüş. Hiç de bile ölülerin mezarı olur. Teyzem söylemişti, ben hepsini hatırladım. Yok işte ya, yok yapmamışlar. Mezarları yok. Allah rahmet eylesin, senin annenle baban çok iyi insanlarmış. Seni de çok seviyorlarmış zaten. İşte hayat bu. Bazen olur öyle şeyler. Yani anneler, babalar vaktinden evvel cennete gider. Çocukları ne kadar çok severlerse sevsinler, bir daha oradan dönemezlermiş. Hayır. Para kazanacaklar, bize ev alacaklar, dönecekler onlar. Ya 3 yıldır seni arayıp soran birisi var mı? Hani biz işe gittik, geleceğiz dedi mi kimse? Demedi. Ay seni sevmedikleri için mi? Hayır. Öldükleri için. Lala, hiç kimseyi duymuyorum ki, hiçbirini duymuyorum. Hiçbirini duymuyorum ki.
İzmir'i tutturmayın. Gidin. Hepiniz gidin. Bambi. Bambi. Bambi sakin olur musun? Tamam. Tamam tamam Bambi. Tamam sakin. Sakin ol tamam. Tamam. Gitti ya gitti. Dur Bambi tamam Bambi tamam. Söyle bak basıtlar bana. Gidin. Git. Siz de. Ben de Bambi'ye yardım edeceğim. Hayır git dedim. Git dedim Muzi. Sen daha bilirsin tabii. Bambi. Bak gittiler canım. Bak gittiler. Gel. Gel gözlüğümüzü çıkartalım yatalım. Gel tamam. Gel. Yat. Değil mi? Bir daha hiç unutmazsam gelirler. Geleceklerine inanıyorsun değil mi Mavi? İnanıyorum canım. Peki annemi bulur musun? Üzülmeyin. Sizi unutmadı. Kızınızı almaya gelin der misin? Söz bulacağım. Yat artık. Yine bir şey yemedin. Hasta olacaksın. Yemeyeceğim. Ben çok kötü bir çocuğum. Zülfü yüzünden unuttum onları. Çok kötüyüm. Değilsin. Ama sen kötü değilsin. Sen çok iyi bir kızsın. Yeter ama neden böyle şeyler söylüyorsun? Mavi sana kötü bir şey mi yaptın? Bambi nasıl? Uyudu. Odaya girince görüntü yapmayın. Hayalet bana telefonunu verir misin? Bambi için lütfen. Sağ ol. Mavi, bir şey mi oldu Bambi'ye? Yok, bir şey olmadı ama sen Bambi'ye yardım etmek istiyor musun gerçekten? Tabii ki istiyorum. İyi et o zaman. Beni onun eski yaşadığı yere götür. Bambi Yalova'da yaşıyormuş ama sen ne yapacaksın ki orada? Bilmiyorum. Belki anne babasını tanıyan birileri vardır. Onlar konuşursa inanır belki. Mavi'cim canım. Ben bunun işe yarayacağını sanmıyorum. Ama ben sanıyorum. Dodo'ya kötü bir şey olduğunu bilmedin mi? Gene öyle biliyorum. Oraya gitmemiz lazım. Tamam peki. Yarın gelip alacağım seni tamam mı?
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ama cık cık bilmesin aramızda. Sen beni alacak bir bahane uydurursun. Tamam. Hadi iyi akşamlar canım. İyi akşamlar. İstemiyorum. Okula da mı gelmeyeceksin? Hava çok güzel ama. Bak söz seninle teneffüse saklanmaç oynarım. Hani sen hep istiyorsun biz oynamıyoruz ya. Bak bu sefer oynayacağım söz. Hadi gel. İstemiyorum ben anne. Mavi annemi getirene kadar kalkmayacağım. Tamam dedim getireceğim anneni. Ama ilk önce yemeğini ye. Sonra annen gelecek kızacak bize. Kızımı aç bırakmışsın hasta olmuş diyecek. Hadi. İlk önce yediğini göreceğim, öyle gideceğim okula. Hadi. Annem gelene kadar hiçbir şey yemeyeceğim ben. Peki. Ben bunu yanına koyuyorum. İstediğin zaman yersin, tamam mı? Hadi kızlar. Hadi. Annesi? Bilmiyorum. Ya getiremezsen ne olacak? Merak etme buraya elim boş dönmeyeceğim. Sen yine bugün Dodo'ya sahip çık tamam mı? Tamam. Hazır mısınız çocuklar çıkalım mı? Hazırız. Nereye gidiyoruz? Okula. Bugün okula sizi ben götüreceğim içimden gel. Gel bakalım. Ya hayalet sen Bambi'ye bir şeyler çıkarırsın değil mi sonra hiçbir şey yemedi. Aç kalmasın. Gel tut Zeynep ablanın elini. Hadi gidelim. Geç. Mahir Bey biz... Atlayın hadi. Biz şey... Bambi'nin yaşadığı yere gideceğiz. Haydi. Bambi'ye bir şey söylemeyin. Dodo'yu da orada burada unutmayın tamam mı? Tamam. Dodo'cum. Ablacığım ben geleceğim tamam mı hemen? Sen de Zeynep ablanın elini sakın bırakma. Tamam. Uf veririm. Ay öpeyim. Oh. Görüşürüz. Bambi yuvaya teyzesi bırakmış. Bildiğim kadarıyla tek akrabası da o. Yani ilk olarak oradan başlayalım diyorum. Adres burada yazıyor ama değişti mi onu bilmiyorum. Sıkıntı yok, değiştiyse buluruz. Mahir Bey, ajan gibi konuştunuz. Annesiyle babası bunlar mı? Mavi, kemerini tak. Kemerini tak Mavi. Tamam ya, sakin olun. Ya bağırdığım için kusura bakma ama biliyorsun ki yollar çok tehlikeli. Bambi de ailesini trafik kazasında kaybetmiş. Mahir Bey, şu benzinlikten su alabilir miyiz? Benim aldıklarım arabada kaldı. Thank you.
al bakalım şunu. 3 tane su al, bir de ne istiyorsan onu al. Ne yapmışım? Ya bilmiyorum, siz söyleyin. Gece benden sonra bir şey yaptınız değil mi? Söz veriyorum, kızmayacağım. Sadece öğrenmek istiyorum. Ya ben bir şey yapsam senden mi çekineceğim? Asıl sen anlat bana, sen anlat. Benim yuvamın çocuğunu benden izinsiz kışkırtıp oraya buraya götürmeye nasıl kalkıyorsun sen? O yuvanın müdürü benim Ayşegül Hanım, ben. Yani işi gücü bırakmışsınız, küçücük çocukla oraya buraya gitmeye kalkıyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına Mahir Bey. Suçlu olmasanız bırakın bizi götürmeyi, terör estirirdiniz. Olmuş işte, bir şeyler anlatıp ona göre önlemimizi alalım. Ben şu çocuğa bakacağım. Bir kere de gönderdiklerim zamanında gelsin ya. Bunu ben bir alayım. Ya bu çok şirin. Bunu Dodo'ya alayım ben. Hadi kızım. Yıllar geçti. Bitmedi mi daha işin? Dodo'yla Bambi'ye bir şeyler bakıyordum. Hadi çabuk çabuk çabuk. Ne yapacaksan yap. Hadi. Tatile çıkmadık. İşimiz var. Tamam. Hadi. Baban da pek sinirli ufaklık. Babam mı? Baban değil mi o? Ne bu kızım? Bak önüne bak. Kızım versene oraya. Hadi. Evet babam. Hepsi 58 TL. Babam dışarıdan çok sinirli gözükür. Ama aslında hepsi bizi korumak için. O dünyanın en akıllı insanıdır. Aslında bütün babalar kızlarına öyledir. Aferin, seni iyi yetiştirmiş. Kıymetini bil. Allah babanın gölgesini tependen eksik etmesin. Teşekkür ederim. Sen ne sırtıyorsun? Hiç. Hadi kızım, hadi yürü, yürü, yürü. Ne oldu? Ayağımı burktum. Burada kaldırım varmış. Ver, görmedim ya. Ver şunu. Ay. Ver ya. Ver şunu. Ver. Ay. Ver. Çok acıyor. Yavaş basma kızım. Bas. Düz yolda yürümeyi beceremiyorsun ya. Hadi yürü. Basma üstüne. Ay. Ay. Allah Allah. Acıyor mu? Acıyor. Niye sırtıyorsun o zaman? Hiç. Dünyayı almış. Musa dur bekle. Ya öğretmen okula kırdığımızı cık cıkka söylerse? Ya Mavi de okula kırdı. Hem de cık cık ona yardım etti. Bize hiçbir şey diyemez. Ya iyi ama nereye gidiyoruz? Kimse Bambi'yi anlamıyor Serçe. Herkes abuk subuk şeyler yapıyor. Niye? Mavi Bambi'nin eski evine gitti ya. Ya ne işe yarayacak Allah aşkına? Ben Bambi'nin ne istediğini biliyorum ve istediği şeyi ona vereceğim. Ne vereceksin? Zülfiye. Ne? Nasıl? Bambi bu evde yaşayanları Zülfiye zannetmişti. Çünkü çok benziyorlar. Ben de onlarla konuşup Bambi'ye evlat edinmelerini isteyeceğim. Onların çocuğu olursa morali düzelir. Sahte Zülfiye mi vereceksin yani ona? Ya sahte değil, benzeri.
O kadar çok benziyorlar ki Bambi onları görünce düşüp bayılmış. Bence harika bir fikir. Ya Musi dur. Musi. Çocuklarım varmış. Kendi çocukları varsa evlatlık almazlar ki. Değil mi? Burası. Dosyada yazan adres burası, evet. İyi bakalım o zaman. Kimin? Siz kime bakmıştınız? Biz kurumdan geliyoruz. Ben Ayşegül Esen, Mahir Bey, Umut Evi'nin yani kızınızın kaldığı yerin müdürü. Ne oldu çiçeğime? Bir şey mi oldu? Ben daha geçen gün gördüm onu. Hiçbir şeyciği yoktu. Geçen gün mü? Nasıl yani? Siz Bambi... Siz Çiçek'le konuştunuz mu? Yok. Uzaktan gördüm. Yanına gitmeye cesaret edemedim. Görmedi beni. Biz biraz konuşabilir miyiz sizinle? Çünkü ben hortlamış anne daha önce hiç görmedim. Çiçeğin annesi değilim. Yalan söyleme. Bambi'nin dosyasında senin fotoğrafın vardı. Sensin işte. Şöyle bahçede konuşalım mı? Buyurun lütfen. Vay Alicia. Pişirdin hayalet. Çok güzellermiş. Teşekkür ederim. Ama bunları yersen mutlu olurum. Mutlu olunca da anne babamı beklemeyi unutuyorum. O yüzden mafya annemi getirene kadar hiçbir şey yemeyeceğim. Bunları benim için saklar mısın? Ama geldiğinde birlikte yeriz, olur mu? Teşekkür ederim hayret. Bir dakika. Bunları da yemeyeceğim. Sen yersin.
Teşekkür ederim. Sağdaki kardeşim. Çiçeğin annesi. Siz aynısınız. İkiziz biz. Yani ikizlik. Gençliğimizde birbirimizin yerine geçtiğimiz çok olurdu. O öldüğünde yarım öldü benim. Madem teyzesin, neden bıraktın yeğenini? Şşş. Üstüne valisi olmayan şeylere karışma. Niyeymiş? Sabahlara kadar anne baba diye ağlamasını ben dinledim. Hala geleceklerine inanıyor. Neden öldüklerine inanmıyor? Ne anlıyor mu? Maalesef. Anne seni babasının para kazanmaya gittiğini, onu alacaklarını düşünüyor. Öldüklerini kabullenemiyor. Ben ona öyle söyledim. Kazadan sonra kardeşimle eniştemi günlerce aradılar. Buldular, bulacaklar diye. Kulağımız telefonda haber bekliyoruz. Teyze. Para kazanmaya gittiler ya teyzem. Çalışıyorlar şimdi. Sana bahçeli ev alacaklar. Oyuncaklar alacaklar. Sen şimdi uslu uslu otur. Gelecekler, tamam mı? Ben oyuncak istemiyorum. Ben annemi istiyorum. Biliyorum çiçeğim. Bana çiçeğim deme. Bana sadece annem çiçeğim diyebilir. Ben daha kardeşime ölümü konduramamışım. Belki hayattalar. Bir yerde düştüler, bayıldılar, kurtulacaklar diyorum. Küçücük çocuğu üzmek istemedim. Kendimi mi bilmiyorum. Annesiyle babasının öldüğünü hiç mi söylemediniz çocuğa? Çok küçüktü Ayşegül Hanım. Söyleyemedim. O yaşta bir çocuğa ölüm nasıl anlatılır ki? Belli ki yeğeninize çok düşkünsünüz. Onu neden almadınız yanınıza? Eğer ekonomik sebeplerden dolayı bakamıyorsanız... Yok, değil. Oğlumuz hasta sizlerden uzak. Ani sesler, hareketlilik, değişiklik onu krize sokuyor. Başka bir çocukla yaşayamazdı. Bazen 24 saat yanından ayrılamıyorum. Yeğenime burası yuva değil, zindan olurdu. Özür dilerim. Geldim annem. Şey, oğlum uyandı. Benim gitmem gerekir. Rica ederim. Siz oğlunuza bakın lütfen. Biz gideriz. Merak etmeyin. Allah yardımcınız olsun. Anne! Geldim annem. Anne! Geldim, tamam. Tamam oğlum, tamam. Bak gel, bak geldim, yanındayım. Tamam. Haydi hadi biz de gidelim. Mahir Bey, İstanbul'a döndüğümüz gibi pedagogla bir görüşme ayarlamaya çalışalım bugüne. Yani en azından çocuğun derdi neymiş onu öğrenmiş olduk. Ya hayır, birazcık daha kalalım, biraz daha teyzesiyle konuşalım. Belki aklımıza bir şey gelir. Ne gelecek Mavi'cim? Annem yaşıyor diyen çocuğa annesinin ikizini götüremeyiz ki.
Profesyonel yardım almamız lazım. Onun başkasının yardımına değil, bizim yardımımıza ihtiyacı var. Hem ben Bambi'ye söz verdim annesini getireceğime. Elim boş dönemem oraya. Annesini getireceğine söz mü verdin? Nasıl böyle bir şey yaparsın Mavi? Ya ben inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Çocuğun teyzesi annesinin öldüğünü söylememiş. Bizimki annesini getireceğine söz vermiş. Yani el birliğiyle çocuğu deri çıkaracağız. Yok, bu iş böyle olmayacak. Nereye Mahir Bey? Ne yapacaksınız? Bambi anasının babasının öldüğünü söyleyeceğim. Nasıl? Öyle kafamıza göre iş yapamayız. Kafamıza göre iş yapmayacağız zaten. Onun kafasına göre iş yapacağız. Hülya Hanım, sizin yeğeninizin aklı beş karış havada. Tam bir hayalperest. Ancak iyi bir ailenin elinde büyürse ileride çok büyük bir sanatçı olabilir. Aksi halde o çocuğun sonu tımarhanede biter. Bu yüzden o çocuğu ben bir an önce toparlayıp iyi bir ailenin yanına yerleştirmem lazım. Anladınız mı? Güzel. Şimdi ağlamayı, sızlamayı bir kenara bırakın, bana yardım edin ki anam babam diye yatağa düşmüş o çocuğu beraber kaldıralım. Tabii elimden ne gelirse. Siz oğlunuza bakacak bir iki saatliğine birini ayarlayın. Yolda her şeyi anlatacağım ben size. Benim çok uykum geldi Serçe, ben uyuyacağım. Benim de. İyi geceler canım. İyi geceler. Çiçeğim. Uyan kızım. Anne. Anne sen misin? Benim kızım. Senin için geldim. Cennet'te seni izliyoruz. Sen güldükçe, mutlu oldukça biz de oluyoruz. Seni bizim kadar sevecek bir ailenin yanında büyümeni istiyoruz. Ben başka aileye gittim diye üzülmediniz mi? Üzülmedik bir tanem, çok mutlu olduk. Anne. Kızım. Bana sarılabilir misin? Çok özledim. Ben de çiçeğim. Biz kokulu bebeğim benim. Anne bana hep çiçeğim de, hep ne? Bir tek sen de. Geldi. Çok mutlu ol, olur mu? Kendine çok güzel bir aile bul. Babanla ben cennette seni izleyeceğiz.
ben de geleceğim seninle. Olmaz öyle hemen. Sen daha büyüyeceksin. Anne olacaksın. Senin de çocukların olacak. Sonra torunların. Çok çok yaşlı bir ninni olduğun zaman geleceksin yanımıza. Tamam mı? Tamam. Hoşça kal çiçeğim. Hoşça kal anne. Annem cennete gitti. Her şey için çok teşekkürler Hülya. Dilekhan sizi eve kadar eşlik edecek. Sağ olun. Bambi için yaptıklarınıza teşekkür ederiz. Annesiyle vedalaşmaya çok ihtiyacı vardı. Ona iyi gelecek. Benim de çok ihtiyacım varmış. İkimiz de vedalaştık onunla. Allah sizden razı olsun. İyi geceler. İyi geceler. İşe yaradı mı sizce? Bilmiyorum ki. Deli kız uyup deli deli işler yaptık. İşe yarayacak mı, yaramayacak mı? Bakacağız artık. Siz de evinize girin Ayşe Gül Hanım. Yatıma uyuyun artık. Ne kadar göstermemeye çalışsanız da siz bu çocukların hepsini ayrı ayrı seviyorsunuz değil mi? Siz gerçekten çok iyi bir babasınız Mahir Bey. Hadi evinize girin Ayşegül Hanım, yatıp uyuyun siz de. Kendimi görünce. Hadi artık hayalet hikayeniz bittiyse yatalım. Yarın okul var. Çok geç oldu. Annemi bulduğun için çok teşekkür ederim abi. Benimle ne ilgisi var? Benim için gitmedin mi? Sen benim canım canım mı almış komşum? Sizi üzdüğüm için özür dilerim. Annemle babam cennette ama siz varsınız. Şimdi çok mutlu olmak için yeterli değil mi? Yeterli. Mavi mükemmel olduğu için her şeyi becerir Bambi'cim, haklısın. Muzu yeter mi artık? Mavi ile ne derdin var senin? Kardeşler birbirinden nefret etmez tamam mı? Kardeşler birbirlerinin sevdiği olanları da çalmaz.
Mavi benim kardeşim değil. Ne? Hiç şaşırmış gibi yapma. Can bak sana kız arkadaşım olur musun dedi, duydum ben. Seyzin çocuğu çaldın işte. Benim olsun istemedin. Hep güzel şeyler senin olsun istiyorsun. Bak bir de gülüyorsun. Ya sen o yüzden mi bana kızdın? Ya Canberk benim umurumda falan değil, tamam mı? Nasıl değil? Bayağı değil. Hem ben zaten öyle romantik şeyleri sevmem ki, o ne öyle iyi. Hem hiçbir aptal çocuk benim Mozim'den daha değerli değil. Onun kız arkadaşı olmayacak mısın yani? Olmayacağım tabii. Ya Mavi. Hadi tamam, hadi tamam. Hayır, hayır, hayır. Saçımı bir dakika. Şimdi şapşka senin, gidip karnını doyuruyoruz. Bu arada hepiniz şapşka. Aman Allah'ım! Aman Nene.